Of of! Nereye gitti bu otriş? Sabahtan beri arıyorum. Yok işte, yok, yok. Yer yarıldı, yerin dibine girdi. Üf, sanki şeytan aldı, götürdü. Satamadan getirdi. Yok işte, yok. Bir daha şuraya bakayım. Gözümden kaçtı mı acaba? Yok. Bir de başka yere bakmalı. Sen daha gitmedin mi? Şu peluşumu bulayım gideceğim. Ne? Hangi peluşunu? Ay canım, hani üstünde böyle mor tüyleri olan. Seninle tıp balosuna giderken annem vermişti de takmıştım. Hani seni olduğundan kat kat genç gösteriyordu. Evet, onu. Nereye koydum bilmiyorum ki, buralarda bir yerde olmalı. Ben görmedim. Hem nedir bu süspüs? Alt tarafı kızına kahvaltıya gidiyorsun. Ayol sen beni bilmez misin? Ben kapının önünü süpürmeye gitsem bile süslenir püslenirim. Ay imajım bu. Ay imajını yesinler. Sülalen de nedense bir sen böylesin. Ananın karnından kokoş doğmuşsun sanki. Sus! Anamın adını ağzına anma. Zaten üç oldu, yedincisinde buraya damlar. Ah keşke gelse, gelse de bu halini görse. Aklın fikrin süse sihire çalışıyor. Oh canıma değsin. Şu peluşumu bulayım. Hemen gidiyorum. Nereye koydum ben? Allah'ım ben boşuna konuşuyorum. Sen bana sabır ver. Günaydın. Teyze, bir tek biz mi geldik? Hayır efendim, anneannemle Perihan teyze biraz sonra burada olurlar, merak etme. Bir şey söyleyeceğim. Kimin aklına geldi kahvaltı fikri kafede sabah sabah? Eda'cığım, biliyorsun ki ben sabah kahvaltılarını çok severim. Hafta içi kafede tenha oluyor. Onun için dedim, herkesi bekle lütfen, hep beraber şurada kahvaltı edelim. Teyze, niye kahvaltıyı sihirle değil de elinle hazırladın? Suzan buradadır ondan. Aman da aman, kimler gelmiş? Firuze günaydın. Dedi, senin ne işin var burada? Çocuklar okuldan dönene kadar Firuze kafede bana yardım edecek. Nasıl yani? Firuze'nin ek bir işe ihtiyacı vardı. Hafta sonu Gündeli'ye başka evleri temizliğe gideceğine gel kafede bana yardım et dedim. İyi olmuş, hoş olmuş da ne zaman olmuş? Bu sabah çocuklar okula gidince gel hemen bugün başla dedim. Sağ olsun, o da kabul etti. Ne? Peki bunu Suzan teyze biliyor mu? Henüz bilmiyor ama gelince öğrenecek tabii. Bence bunu önce onunla konuşsaydınız. Galiba kıskançlıktan kuduracak. Ah, yok canım, niye öyle düşünüyorsun ki? Hem bir elin nesi var, üç elin sesi var. Görürsünüz. Söylemedi de mi? Kahvaltı bitecek, hala o deve kuşu tüylerini arıyorsun. Ay taktım kafaya, bir kere bulamazsam içim rahat etmeyecek. Yahu sen peri değil misin? Sihirle kendine bir otriş yapıver. Aynısı olmaz.
Olmaz, yapamam. Ay genç görüneceksin de ne olacak yani? Bana bak, sen kocamı bulmaya gidiyorsun yoksa? Terbiyeli konuş Taci. Terbiyeli konuş Taci. Ay sıkıldım senin deve kuşu tüylerinden. Heh, buradaymış. Aa, bu da neyin nesi? Olamaz. Annemin sihir defteri. Bunu ondan yürüttüğümü unutmuştum. Ay dört oldu. Bana bir şey yardım etti. Bu defterde kesin beni ilgilendiren sihirler var. Şu kahvaltıya bir gideyim. Dönünce bakarım. Buldun mu kıymetli otrişini? Bak bakalım nasıl olmuş. Sanki daha bir genç görünüyorsun. Öyle mi? Aşağı yukarı kaç gösteriyorum? 45-55. Ay o kadar mı? E neyse canım, ben nasılsa bir yolunu bulur daha genç gösteririm. Söyle bakalım şimdi, Perihan mı yeni haliyle daha güzel oldu, ben mi? Dudu sana inanamıyorum. Bu otrişi kıskançlığından mı aradın bu kadar zaman? Yorum yok. Sana bir soru soruyorum. Söyle hangimiz daha güzel olduk? Ama ne bileyim ben? Beni sinirlendirme Taci. Ben nasılsa bir yolunu bulur, şatoya gelir, 30 yaş daha gençleşirim. Hah. Asıl sana hah. Ay bütün derdi buymuş çatlağın. İyi ki Perihan gizli bir iksir bulup gençleşti. Formülü Dudu'ya vermiyor. Olaya bak yahu, Dudu kudurmuş da haberimiz yok. Gerçekten kıskanırsın. Çok üzülürüm. Aferin özledim. Yapma öyle bir şey. Ha, bir müşteri geldi. Otur, o müşteri falan değil. Hoş geldin Perihan teyze. Perihan teyze, bu siz misiniz? Ay tanımadın mı beni kız? Hiç tanımadım. Ay nasıl oldu bu böyle? Sen bilmiyor musun sihirli iksirli? Estetikle canım. Perihan teyze botoks yaptırdım, gerdirdim. Ya kendimi biraz gençleştireyim dedi. Maşallah taş gibi olmuşsunuz vallahi. Canım çok teşekkür ederim. Dudu gelmemiş daha. Gelmek üzeredir herhalde. Perihan teyze, annem bunu gördü mü? Gördü. Ne dedi? Papama benzemişsin Perihan dedi. Ben buraya yazıyorum. Annem bu kapıdan gençleşmiş girecek. Hı? Görürsünüz. Merhaba. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Dudu teyze, siz de Perihan teyzenin gittiği doktora gittiniz. Hayır. Perihan bana adresini vermedi doktorun, ama verseydi bile o doktora gitmezdim. Çünkü pek başarılı bulmadım. Hayatım, yalnız senin doktor da pek başarılı görünmüyor. Yani ben senden çok daha genç duruyorum. Sen değil mi kızlar? Benimki de yavaş yavaş olur. Seninkinde netice biraz Hatice. Ay kızlar, ben de biraz daha şişirtirsem elma ısıramayacağım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu masada bir tek Ajda Pekkan eksik. Bugün film kopacak. Ay, geç kaldım. Ben çok geç kaldım. Ya Rabbim. Başka bir şey yok da mı? Taktım ben. Birazcık. Sol profil, güzel profil, güzel güzel. Kim? Allah Allah, Allah Allah. Bugün Perili evde incin top oynuyor ya. Sana ne Avni? Belki ailecek bir yere gittiler, sana ne? Sana nesi var mı halacık? Perili evde çok ilginç şeyler oluyor. Biliyorsun Betüş Hanım her sabah kafeye gidiyor. Sadık Bey işe gidiyor, çocuklar da okula gidiyor. Ama Firuze hiçbir yere gitmiyor. Neden? Çünkü Firuze bu evde çalışıyor. Ama Firuze bugün bu evde yok. Esi var mı halacığım? Acaba işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Bunu merak ediyorum ben. Onu merak ediyorum halacığım. Bırak şu elindekini Avni Allah aşkına. Bak şimdi Suzan görecek. Ne de bağırış çağırış. Vallahi kafam gürültü kaldırmıyor artık. Ama halacığım çok merak ediyorum. Acaba diyorum geldi de bizim göremediğimiz bir köşede mi duruyor Firuze? İşte o köşeyi bulmaya çalışıyorum. Halacığım bencik. Avni! Buyurun benim. Suzan, açıklayabilirim Suzan. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Yahu bir günde ben şu evden çıkayım da ondan sonra otur şunun başına. Saygısız tel.
terbiyesiz. Yine komşunun evini gözetliyorsun ha? Komşu dediğin perili ev. Üstelik o perili evin biliyorsun, biliyorsun orada çalışan Firuze bugün evde yok. Ha, periler bitti şimdi Firuze'ye mi dadandın? Hayır, bağırmana gerek yok. Çok ilginç şeyler oluyor. Bak Firuze'nin her zaman orada olması gerekiyor ama bugün yok. Acaba diyorum işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Gitti de nereye gitti? Hiç bilmiyoruz bunları. Sana ne ha? Sana ne? Sana ne abi? Bana bak. Bana bak. Yoksa sen başından beri perileri bahane edip Firuze'yi mi gözetliyorsun ha? Bak bak, iyice bak bakalım gelebilecek misin? Onu parçalarım seni, parçalarım. Suzan, bir gün şu arayı bulamayacaksın diye çok korkuyorum. Yalık! Bana bak anne, eğer öyle bir şey varsa seni gebertirim, magazin oluruz el aleme. Ben şimdi çıkıyorum, döndüğümde bunu elinde görmeyeceğim. Bitti mi? Bitti halacık, fırtına dindi. Dostum, rakamlarla yine başımız dertte. Evet öyle. Hesaplar tutmuyor. Hı hı. Ne yapacağız? Bir de benimkilere bakayım mı? İyi olur ya, bir bakalım istersen. Tamam. Efendim? Aa, tamam, hemen içeri alın. Biri mi gelmiş? Ha, evet, Kerem. Hangi Kerem? Benim kızın arkadaşı, ufaklık var ya. Ha, niye gelmiş acaba, okul yok mu? Vallahi ben de anlamadım, neyse öğreniriz. Ha, gel bakalım Kerem, buyur. Merhaba Sadık amca. Merhaba. Selam Yavuz abi. Hoş geldin Kerem, otursana. Büyük bir sorunum var Sadık amca. Öyle mi, nedir? Biz taşınıyoruz. Babamın Antalya'ya tayini çıktı. Bunu Ceren'den önce sizinle konuşmaya geldim. Sonra cadı orman prensesini evine davet etmiş. Çok iyi yürekli ve saf olan prenses bu daveti hemen kabul etmiş. Oysa ki cadının niyeti ormanın derinliklerindeki mağarasına prensesi hapsetmekmiş. Kör cadı bu düşüncelerle evine dönmüş. Hemen mağarasını prensesin gelişi için hazırlamaya başlamış. İşi bittiğinde mağara tam prensesi anlattığı gibi göz kamaştırıcı bir şatoya dönüşmüş. Ya ben bir orman prensesinin ülkesine gitmeyi çok istiyorum. Ben de. Acaba gerçekten böyle bir yer var mı? Olmasa kitapta yazar mı? Ne bileyim, annem masallardaki birçok şey uydurma diyor. Mesela Kaftığı diye bir yer yokmuş. Ona bakarsan harikalar diyarı da yok diyorlar ama var. Ne? Bu bir sır. Perihan teyze geçen gün oraya tatile gitti. Sahi mi? Hem o kadar da uzak değilmiş. O zaman orman prensesinin ülkesi de vardır. Annelerimizden izin alıp gitsek ya. İstersen seni şu an götürebilirim. Yok, götüremem. Peri olduğumu bilmemen lazım. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Belki bir gün gideriz diyorum. Hiçbir zaman gidemeyeceğiz. Annelerimiz izin vermeyecek değil mi? Onlar hep bize öyle yerler yok diyecekler. Ama ben inanıyorum, var. Bence de var. O benim en iyi arkadaşım. Bir gün onu orman prensesinin yaşadığı yere de, harikalar diyarına da götüreceğim. Gel zaman, git zaman. Evet çocuklar, teneffüse çıkabilirsiniz. Öteki ders resim yapacağız. Masalın devamını evde okursunuz, tamam mı? Peki öğretmenim. Hadi bakalım. Abla nereye? Telefon kulübesine haber var. Nasıl bana oldu? Bilmem. Şimdi anlarız. Abi, ablam koşa koşa telefon kulübesine indi. Kimi arayacak? Kerem okula gelmemiş, onu merak etti. Ben de önemli bir şey zannettim. Kırık plan olmuştur. Sen aşık olmadın tabii, anlayamazsın. Ben de Cem okula gelmese hemen arardım. Hatta aramazdım, direkt size gelirdim. Aman zaten hep bizdesin. Tuğçe'yle düzgün konuş. Asıl da benimle düzgün konuşsun. Kaç yaşına gelmişim, bana aşk dersi veriyor. Şuna bak ya, daha 7 yaşındasın. Aşk senin neyine? Aman bırakın tartışmayı. Hadi gel Sinek, sana kantinde tost ısmarlayayım. Boş ver, paranı boş boşuna harcama. Benim beslenme çantamda kocaman bir sandviç var, bölüşürüz. Biliyorsun artık çok fakiriz. Ne fakiri? YTL'ye geçtik ya, çilek fakirleşik zannediyor. Tam fakiriz abi. Eskiden babam bize günde 2 milyon veriyordu. Şimdi sadece 2 lira. Evet.
fiyatı da 750 liraya inmiş. Çocuklar, hiçbir şey değişmedi. Eskiden tost 1 milyondu, harçlığınızda 2 tane alıyordunuz. Şimdi 1 lira, harçlığınızda yine 2 tane alıyorsunuz. Sen zenginsin tabii, konuşursun. Cebinde hala 5 milyon var. Düşünebiliyor musun? Yani 5 milyon tane tost alabilir. Vay canına. Hadi gel Buket, gidip sandviçimizi yiyelim. O 5 milyonun 5 yeni Türk lirası olduğunu hala anlamıyor mu? Hayır. Ceren, ne oldu? Ay, Keremler evde yokmuş. Öbür teneffüs bir daha arayacağım. Hadi gel. Hadi gel. Keremcim, aslında taşınmanıza gerçekten ben de çok üzüldüm. Ama bak şundan eminim ki ailen bunun sana faydası olacağını düşünerek böyle bir karar almıştır. Nasıl iyi olabilir Sadık amca? Ceren burada, bütün arkadaşlarım burada. Bana bunu nasıl yaparlar? Üzülme dostum, tamam. Çok haklısın, biliyorum. Bu yaşlarda arkadaşlardan ayrılmak çok zordur. Ama açıkçası ben de Sadık amcan gibi düşünüyorum. Yani ailen böyle olması gerektiği için taşınmaya karar vermiştir. Şunu iyi bil ki ailenin de arkadaşları ve büyükleri burada. Yani bu gitme işi seni çok üzüyorsa onları da çok üzüyordur. Bu onların sorunu. Ben gitmek istemiyorum. Onlar istiyor. Buraya bunu Ceren'e sizin söylemenizi rica etmeye geldim. Ben yapamam. Aa, Kerem. Lütfen Sadık amca. Onun gözlerinin içine bakıp da ben gidiyorum diyemem. Buna dayanamam. Onun karşısında hiç ağlamadım. Ağlayan bir erkek olmak istemiyorum. Ya. Demek vedalaşmadan gideceksin, öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Bu işler böyle olmaz. Keremciğim, sen Ceren'i seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Güzel. Hepimiz biliyoruz, Ceren de seni çok seviyor. Değil mi? Bak, ister kız arkadaşın olsun, ister yakın arkadaşın. Karşısında ağlamaktan korktuğun için veda etmeden gitmek olmaz. Hem buna niye bir veda olarak bakıyoruz ki? Mektuplaşırsınız, hafta sonları gelirsin, Sadık amcan Ceren'i getirir. Aa, tabii elimden geleni yaparım. Yalnız bu tür konularda bir kız babası olarak yüz göz olmayı pek sevmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki sen benim kızımın gerçekten çok iyi bir arkadaşısın. Evet, ne zaman gidiyorsunuz? Yarın. O zaman benim Ceren'le yalnız konuşmam lazım. Aa, tabii sonra da kafeye gideriz ama sen de geleceksin, tamam mı? Ben mi? Aa, tabii ki sen. Yani küçük bir veda partisi vermemiz lazım, değil mi? Öyle sadece Ceren değil, biz de seninle vedalaşmadan ayrılmayız. Anlıyor musun beyefendi? Al yavrum bunları. Ay çok şiştim, çok yedim. Afiyet olsun. Hayatım gençsin, çabucak eritirsin. Ay dalga mı geçiyorsun benimle? Çok ciddiyim. Aman aman, tam senin renkler. Otrişim bir harika. Ay alma! Sihirli otrişimi geri ver. Ay sen bu otriş sayesinde mi genç duruyordun? Önce Firuze gördüklerini unutsun. Tabii ya, sen bana sihirli formülü vermediğin için ben de annemin sihirli otrişini kullanmak zorunda kaldım. Hih, 5 oldu. Beni kıskandığını kabul ediyorsun demek. Ne münasebet, niye kıskanayım ben seni? İyi, beni kıskandığını kabul edene kadar ben de sana o sihirli iksirin formülünü vermiyorum. Oh, vermezsen verme. Ben başka bir yolunu bulurum. Her şey için çok teşekkürler Betüş'cüğüm. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Ben bir şey mi kaçırdım? Ay geç kaldım, bitti mi salonlar kaşar? Aa, maşallah, herkesler buradaymış. Ben hariç. Öbürcüm şimdi başlıyor. Hoş geldin kızım. Perihan teyze. Ay, Perihan teyze tabii. Ne kadar değişmiş değil mi Suzan Hanım? Ay, evet, fıstık olmuştuk kız. Pardon. Sen de mi buradaydın canım? Günaydın, Firuze burada çalışmaya başlıyor. Betüş Hanım istedi. Öyle mi? Ha. Hayırlı olsun. Hoş geldin güzel Dudu. Hoş bulduk. Ne oldu? Çabuk döndün. İşim vardı ondan. O nedir? Pasta tarifleri defteri. Ne? Ben odamdayım, yukarı çıkıyorum. Nesi var bunun? Ha, anladım. Tabii otrişi düşmüş, millete rezil olmuş ondan. Genç kızlığımdan beri hatırlarım. Annem bu defterine sihirleri not ederdi. Hih.
adını andığım altı oldu. Bir daha söylersem hemen çıkar gelir. Burada beni güzelleştirecek sihir kesinlikle vardır. Eskidir meskidir ama sağlam sihirlerdir bunlar. Hmm, kendini de yapmıştır bu sihirden. İşte burada. Hadi bakalım biz de yapalım. Evet, gör bakalım Perihan Hanım kim kimden güzelmiş. Evet, başlayalım. Elinize sağlık. Çok güzel her şey. Teşekkür ederiz efendim. Yine bekleriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, Firuze'cim sen bırak hayatım ben alırım. Aa, niye ben misafir miyim? Aa, doğru tabii. Ne de olsa artık sen de burada çalışıyorsun. Bir an unuttum. Kusura bakma. Bu senin hoşuna gitmiyor galiba. Aa, nereden çıkartıyorsun canım? Burası koskocaman bir kafe. İkimize de yeter. Kardeş kardeş çalışırız artık. Ne istemiyorsan gideyim. Aa, ne münasebet Firuze'cim. Burası Betüş'ün yeri. O öyle uygun gördüyse çalışacaksın tabii. Nasıl gidiyor bakalım? İyi. Gayet iyi şekerim. Canım arkadaşım. Güzel, sevindim. Ben de. Ay şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Dünyanın en güzel kadını ve en genç kadını ben oldum. Çatla da patla Perihan. Taciyi sana kaptırmayacağım. Gel de gör beni. Ama seni çağırmadan önce şu defteri ortadan kaldırmalı. Aa, o da ne? İçinden bir şey düştü. Niye bu böyle? Aa, bir harita. Kargacık burgacık yazı. Bu herhalde anne. Ay az daha adını söylüyordum. Tabii tabii onun yazısı çünkü onun yazısını bir tek o ve ben okuyabiliriz. Neymiş bakalım bu? Orman cadısı denilen birinin mağarasına giden yolların haritası. Bir de burada not var. Orman cadısı 401 dilek yıldızı karşılığında istediğiniz büyüyü size yapar. Zengini fakir, fakiri zengin eder. Aşıkları ayırır ya da birleştirir. Ama hiçbir peri orman cadısından istekte bulunmamalıdır. Yoksa çok kötü ceza alır. Hmm. Çok güzel. Benim yapamadığımı yapabilir. Kızlarımı kocalarından ayırabilir. Bir taşla iki kuş. Ama nasıl? 401 dilek yıldızını ben nereden bulabilirim ki? Bir dakika. Dilek yıldızları ne zaman verilir? Doğum günlerinde periliçe tarafından armağan edilir. E ben ne zaman 401 yaşına basacağım? Aa, 9 ay 3 gün var. Bir dakika. Ben bir periyim. Zamanı ileriye alabilirim. Tamam, o zaman zamanı 9 ay 3 gün ileriye aldım mı benim doğum günüm olur ve dilek yıldızlarım olur. Harika! Zaman ileriye aksın! Daha 12'ye çeyrek var. Ay, nerede kaldın Perihan? Bir an önce gelsen de şu dilek yıldızlarımı getirsen. Sen dilek yıldızlarını getir ki ben de bu yıldızları orman cadısına götüreyim ve isteklerim yerine gelsin. Her seferinde bu şatoya zırt pırt zamanından önce damlar, şimdi gelemeyeceği tuttu. Aksi kadın. De adam ancak dizlerine kadar çıkan suda kocaman kocaman adımlar atıyordu. Ama sandala yetişemedim. Of. Abla, sence bu Gulliver'in ülkesi uzak bir yerde mi? Bilmiyorum Çilek. Nasıl bilmezsin? Sen bu kitabı okumadın mı? Çok eskiden okumuştum ama şimdi hatırlamıyorum. Lilliputlar var, devler ülkesi var. Daha fazla hatırlatayım mı? Çilek, ders çalışıyorum. Ne kızıyorsun? Bir soru da soramıyoruz. Ya sen yatsana artık. Hem bak saat kaç oldu?
kitap okuyorum. O zaman soru sormadan oku. Kafamı karıştırıyorsun. Sen de Gulliver'in ülkesine gidip gelince çok kıskanırsın ama. Aman ona bakarsan sen Buket'le Orman Prensesi'nin ülkesine de gittin. Harikalar diyarına da. Ne oldu? Gittim tabii. Hem Buket de gittik diyor. Nasıl gittiniz? Sır. Söyleyemeyiz. Hem bu kitaptaki yerlere de gideceğiz. Tamam Çilek. Nereye giderseniz gidin. Yeter ki beni rahat bırakın. Üf, bırak da ödevimi bitireyim ya. İyi tamam. Peki. Ya bu gece için başka birine sözüm var. Yarın görüşürüz. Peki tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Benim kadar beğendim değil mi? Ne haber? Betüş. Şşşt. Film izliyoruz. Sen daha yatmadın mı? Su içip yatacağım. Bir filmi sonuna kadar izlediğini görmedim. Umarım bir gün göreceğiz. Canım benim, aşkım Betüş'üm. İyi geceler. İyi geceler. Betüş. Hayatım. Hadi kalk yerine yat. Boynun tutulacak şimdi. Ama şekerim ben filmin sonunu izlemek istiyorum aşkım. Ben sana anlatırım hayatı. Yok yok sen anlatma, ben seyredeyim sonuçta canım benim. Cem! Ne yapıyorsun sen? Dalga mı geçmeye başladın artık babanla? Ha, sana da mı komik geldi? Şu hale bak. Film seyrederken uyuyakalıyoruz. Karımla oğlum arkamdan başka film çeviriyor. Affedersin canım. Bana bak. Sen niye yatmıyorsun hala? Yarın okuduk mu? İnsaf baba ya. Liseye gidiyorum. Sütümü içip 8'de yatayım mı? Hayır efendim 9'da yat, 10'da yat. Ama 12'lere kadar kalma. Daha 12 olmadı. Ukalalık etme bana. Bana ukalalık etme. Bak aha işte 10 var, 10 var. Ay, abartma sen de Sadık. Çocuk zaten yatıyordu. Aşağı su içmeye inmiş. Seni görünce oyalandı. Aman iyi. Oğluna da laf söyletmez yani. Ya ne oluyor gece gece? Sesiniz ta içeri kadar geliyor. Aa, bunlar da yatmamış. Yahu okul zamanı size erken yatılacak demiyor muyum ben? Baba gel bir ödevlerini gör de ondan sonra kız. Ya daha 27 tane problem çözeceğim. Evde şamata olmazsa tabii. Madem bu kadar ödevin vardı da koca hafta sonu neredeydi? Niye çalışmadın da son dakikaya bıraktın? Hafta sonunu Kerem'le telefonda konuşarak geçirdi baba. Telefonda konuşmadığı zamanlarda yatakta hayal kurdu. Abi sen bir karışmasana. Bal gibi karışırım. Ben senin abinim. Abim sen matematik ödevlerimi yapmaya da yardım edersin. Ama nedense bir tek Kerem söz konusu olduğunda abim olduğunu hatırlıyorsun. Gitti işte gitti. Taşındı. Hala rahatlamadın mı? Oğlum şu konuda kardeşinin üstüne gitme. Biliyorsun Kerem konusunda çok hassas. Bak bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Gulliver'in ülkesi nerede? Hangi ülkesi? Mesela Derya ülkesi. Şu tarafta. Abi! Ya, tamam tamam oğlum oğlum. Dalga geçmesene şununla ya. Böyle bir yer yok kızım. Ama kitapta yazıyor. Kitapta yazan her şey doğru değildir demedim mi ben sana? Nereden biliyorsun? Kanıtlayabilir misin? Bak işte bir şey söyleyemiyorsun. O zaman niye bana yok diye yalan söylüyorsun? Ona bakarsanız harikalar diyar da yok diyorsunuz ama var. Gittim gördüm. Perihan teyze de gittin. Ben artık büyüdüm. Niye bana yalan söylüyorsun? Ey Allah'ım yarabbim. Ben de gidiyorum ya. Ben de suyumu içim artık. Gulliver'in ülkesini bulacağım ve ilk abimi götüreceğim. Devlerin arasında kalsın da görsün gününü. Şu taraftaymış pis şişko. Çilek ne kadar ayıp abine öyle pis şişko falan diyorsun. Hem bana bak sen. Salonda babana neler söylemişsin öyle. Adamın sinirden uykusu kaçtı yukarıda. Çilek Buket'ten sonra bu evdeki herkes de senin peri olduğunu öğrensin mi istiyorsun? Bak. Periliçe'ye senin ceza almaman için ne kadar yalvardığımı biliyorsun. Ama ikinci bir olayı asla affetmez. Zaten ceza almamak için susuyorum anne. Artık buruma kadar geldi. Peri haritasına bakmaktan gözlerim şaşı olsa bile uydurmadığımı herkese ispat edeceğim. Özellikle de abime.
Çilek, Buket senin peri olduğunu öğrendiğinden beri hiç söz dinlemiyorsun. Aa, hadi bakayım. Ver şu haritayı, artık yatıyorsun. Gece yarısı oldu. Ama ben periyim anne. Uyumasam bile bir sihir yaparım, uykumu alırım. Ama bu evde senin peri olduğunu sadece sen ve ben biliyoruz. Ve bu böyle kalacak. Anlaşıldı mı Çilek? Hadi bakalım, artık yatıyorsun. Bak, biraz sonra seni kontrole geleceğim. Anlaştık mı? Şimdi gidip ablanla ilgilenmem lazım. Güzel bir kız ol ve uyu. Anlaşıldı mı? Hadi iyi geceler. Uykum olmadığı zaman iyi geceler demenizden nefret ediyorum. Buket! Beni duyuyor musun? Evet. Neredesin? Odamdayım. Annemler beni yatırdı ama hiç uykum yok. Benim de. Gelip seni alayım, biraz dolaşalım mı? Olur. Anlamazlar değil mi? Yarıma yastık kayarım. Ben de kopyamı. Birazdan oradayım. Tamam. Hah, 12 oldu. Şimdi damlar Perihan. Sihirli geceler Dudu. Huhu. Sihirli geceler ve sihirli yıllar. Ah Perihan, bu saatte ne işin var burada? Bil bakalım ben niye gelmiş olabilirim? Niye? Aa, unuttun mu? Bugün senin doğum günün ve saat tam 12. Sana yaşın kadar dilek yıldızı getirdim. Yarın sabah da getirebilirdin. Niye acele ettin? Biliyorsun periliçe perilerin armağanı olan dilek yıldızlarını gece yarısı olur olmaz gönderir. Evet işte. Avuçlarımda tam 400 tane dilek yıldızı var. Hepsi de senin için. 400 mü? 400. Aa, ama ben 401 yaşına giriyorum. Evet ama Perilice kaç yaşını dolduruyorsan o kadar dilek yıldızı gönderir. Ben bunu böyle bilmiyordum işte. Dudu, sen buna biraz bozuldun. Hatta kızdın. Yok canım, niye kızayım? Ha 400 ha 401. Sadece 401 yaşına girdiğim için 401 tane yıldız göndereceğini sanıyordum. Peki dilek yıldızlarının 401 tane olmasının senin için özel bir nedeni mi var? Yok canım, ne nedeni olacak? Ha 400 ha 401. Yarın sabah konuşuruz. Dilekte bulunana kadar yıldızların hep senin etrafında gezecekler. Onları güle güle iyi dileklerde kullan. Olur mu Duducuğum? Hiç şüphen olmasın. Sihirli geceler. Doğum günü partinde görüşürüz canım. Sihirli geceler. Orman cadısı 401 dilek yıldızı karşısında büyü yapabiliyor. Nereden bulacağım ben o tek yıldızı? Aa, ama nasılsa orman cadısı kör. Ben ona 400 yıldızı 401 diye pekala yutturabilirim. Bu orman cadısı da kim? Ha, niyeti ne bunun? Hah, işte orada. Perihan benden şüphelenip peşime takılmış olmalı. Şuna izimi kaybettirmeliyim. Sisa susa sasa. Nereye gitti bu? Kahretsin. Ben bu orman cadısı kim? Nerede yaşar, ne yapar? Mutlaka öğrenmem gerek. Önce şatoya dönüp Dudu etrafta delil bırakmış mı onu kontrol etmem lazım. Sihirli ayna, göster bana. Dudu Peri nereye gitti? Gösteremem. Dudu Peri beni sessiz kalmam için mühürledi. Tahmin etmeliydim. Gene ne altlar karıştırıyor bu?
sihirli ayna. Bana hemen Dudu'nun nerede olduğunu göster. Gösteremem Perihan Peri. Çünkü kendine görünmezlik sihri yapmış. Yerini bulamıyorum. Hay 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 hay. Perihan. Gecenin bu saatinde ne işin var burada? Taceddin'cim, lütfen soru sormayı bırak, sen bana cevap ver. Orman cadısı kim biliyor musun? Ne? Kim cadısı? Orman cadısı, orman cadısı. Nereden bileyim Perihan? Ben faniyim. Ben perilere akıl sır erdiremiyorum. Bir de cadıları mı bileceğim? Kim olduğunu bilmiyorum ama her kimse Dudu onunla karanlık işler çeviriyor. Bundan adım gibi eminim. Demek ki öğrenmenin zamanı geldi. Of, of. Ne yapsam acaba? Ne yapsam acaba? Aa. Bu defter ne böyle Taceddin'ci? Annemin defteri. Dudu içinde pasta tarifleri olduğunu söylemişti. Ne pasta tarifi Taceddin'cim? Bunlar bizim peri harfleriyle yazılmış. Kargacık burgacık ama peri harfleri işte besbelli. Ne yani? Pasta tarifi defteri değil miymiş? E ne peki? Ne olduğunu bilmiyorum Taceddin'cim ama bildiğim tek şey bunu sahibinden başka hiç kimse çözemez. Yani? Yani bu defterin pasta tarifi mi yoksa başka bir defter mi olduğunu anlamak için Merzuka teyzeye ihtiyacımız var Taceddin. İşte geldim. Aa, Merzuka teyze nereden çıktınız? Daha adınızı bir defa andık. Hayır, 7. Bir yanlışın olmasın anne. Benim hatırladığım en son Dudu seni anmıştı. Kendisine hediye ettiğiniz otrişi ararken hatta senin adını andım diye beni azarladı. Aman annemi anma, andığını duyarsa şatoda bitiverir dedi. Şuna bak, şuna bak. Şu kızımın dediği lafları duyuyor musun? Ah. Sen de hayırsız çıktın Taci. Karı koca annenizi unuttunuz. Zaten ondan gelmiyorum bu şatoya. İstenmediğim yerde ne işim var benim? Öyle deme anneciğim. Ben çok istiyorum biliyorsun. Ama Dudu siz gelince rahat sihir yapamıyor diye istemiyor. Yoksa ben çağırmam mı sizi? Aşk olsun. Merzuka teyzeciğim, hayatım ne olur sistemlerini sonraya sakla. Senin şu anda burada bulunman çok önemli. Ah! Benim sihir defterim. Ne işi var bunun burada? Bilmem, Dudu'ya siz vermediniz mi? Elbette ben vermedim. Dudu çocukluğundan beri bu defteri ister ama vermem. Ha, en son gelişinde yürütmüş olacak. Acaba bunun içinde hangi sihirleri yaptı ha? Ne dersin? Merzuka teyzeciğim, hangi sihiri yaptığını bilmiyorum ama orman cadısı diye birine gideceğini kulaklarımla duydum. Demek defterin içindeki haritayı bulmuş. Orası buradan çok uzaktır. Ne zaman yola çıktı? 3-4 dakika oluyor. Hemen acele edersek oraya yetişebiliriz. Bana bak, ben yolda sana orman cadısının kim olduğunu anlatırım. Yalnız biliyorsun 750 yaşını doldurmuş bir peri olarak bazı sihirlerimi yapamıyorum onun için. Senin bana yardım etmen gerekiyor Perihan'cığım. Canım Merzuka teyzeciğim, sen hiç merak etme. Tabii ki etmez olur mu? Hadi gidiyoruz. Of, gittiler bile. Ben ne yapacağım şimdi? Meraktan ölürüm ben burada. Bir an önce gidip gelseler bari. Ah Dudu, yine ne işler açtın başına? Cadılarla madılarla ne işin var senin? Ah, orman prensesinin ülkesine geldik. Cadının mağarası da bu ormanın derinliklerinde. Hadi bakalım Dudu. Bundan sonrası tabana kuvvet. Çilek, biliyor musun ne düşünüyorum? Ne? İyi ki bir gün sihir yaparken seni yakaladım. Yoksa belki de hiçbir zaman bana peri olduğunu söylemeyecektin. Bilmem. Belki bir gün söylerdim. Gerçekten mi? Evet. Aa, Çilek bu. Aa, bak anneanne. O yıldızlar ne? Çilek yıldızı. Çilek? Anneanne.
Çilek. Sen burada ne arıyorsun? Asıl siz ne arıyorsunuz burada? İkimizin de uykusu yoktu. Biraz gezelim dedik. Aa, yarın okul yok mu? Var. Ya anneanne, annemlere sakın burada olduğumuzu söyleme. Gizli geldik. Hem sen burada ne arıyorsun? Ben böyle şöyle bir gezintiye çıktım. Hadi bakayım, laf fazla uzatmayalım. Siz de şöyle bir oynayın, sonra hemen eve dönün, tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi yürü, biz de peşinden gidelim. Nihayet uyudun. Bu da neyin nesi? Harita. Nasıl unutursun? Tabii ya, harita. Sen Çilek değilsin. Çilek nerede? Hadi bakalım Toprak Hanım, artık uyuyorsun. Bana ne, bana ne? Eda! Efendim Betüş? Eda, bana yardım eder misin? Çilek yine Buket'i alıp evden kaçmış. Orman Prenses'in ülkesine gitmişler. Ay, olacak iş değil. Tamam, hemen geliyorum. Ay, onu orada tek başıma bulabileceğimi bilsem senden yardım istemem. Ama biliyorsun orman cadısının mağarası da orada. Çok korkuyorum. Yahu aramızda mevzusu mu olur? Ben onun teyzesiyim. Tabii ki geleceğim. Sen orada dur, ben saniyeler içinde oradayım. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Aa, bana öyle bakma, sen uyuyorsun. Hiç boşuna konuşma anne. Ben de seninle geliyorum. Sabır. İşte böyle. Benim o cadıya hiç işim düşmedi ama ne olur ne olmaz diye o haritayı sihir defterimin arasına koymuştum. Demek Dudu o haritayı defterin içinde buldu. Ama orman cadısı 401 yıldız olmadan hiçbir şey yapmaz. Dudu o kadar yıldızı nereden bulacak? Evet ama ben bu gece ona 400 yıldız verdim. Ne? Durup dururken mi? Durup dururken olur mu Merzuka teyzeciğim? Bugün Dudu'nun doğum günü. 400 yaşını doldurdu. Dudu'nun doğum günü tam 9 ay sonra canım. Bugün. Bana bak, ben Dudu'nun annesiyim. Ne zaman doğduğunu herhalde çok iyi bilirim. Ama sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sanırım evet Merzuka teyze. Demek Dudu bu yıldızları almak için zamanı 9 ay ileriye götürdü. Peki ama siz nasıl her şeyin farkındasınız? Ben çok uzaklardaydım. Dudu'nun sihiri beni etkilemedi. Tabii ya. Ben bunu nasıl anlamadım? Demek 401 yıldız alacağını bunun için düşündü. Ah Dudu gene bana oyun oynadın. Doğum günü olduğunu ta başından beri biliyordu ama bana hatırlamamış gibi davrandı. Hadi Merzuka teyzeciğim, vakit kaybetmeden gidelim. Hadi teyzeciğim. Eda'cığım, benimle buralara kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hiç problem değil. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık bundan sonrasını yürümek zorundayız. Onun için en iyisi dağılalım. Ben bu taraftan gidiyorum. Git. Vay, şu maceraya bak. Ben buradan gidiyorum. Ya hayır hanımefendi, hiçbir yere gitmiyorsun. Zaten seni buraya getiren de kabahat. Nereye gideceksek beraber gideceğiz, tamam mı Toprak? Toprak. Orman cadısı, ben Dudu Peri. Senden bir isteğim olacak. Karşılığını da getirdim. Neredesin? Buradayım Dudu Peri. Işığı takip et. Olduğun yerde kal Dudu. Daha fazla yaklaşma. Anneanne bizi fark etmesin. Sessiz duralım. Bakalım ne işler çeviriyor. Bu kim? Bilmem, cadıya benziyor. Sahi mi? Şşş. Sihirli geceler. Büyülü geceler.
Ay, kaybedecek vaktim yok. Hemen konuya giriyorum. Ben dilek yıldızlarımı getirdim. Siz de kızlarımı hemen kocalarından ayırın. Kaç tane kızın var? İki. O zaman 802 yıldız vereceksin. Ne? 401 yıldız birisi için, 401 biri için. 802 eder. 401 yıl daha bekleyemem ki. Şunun bir ortasını bulsak en son kaça olur? Hadi bana bu iyiliği yapın. Ben bir cadıyım. Tabiatım kötülük yapmak. Bugün bir kızını seç. Onun için büyü yapayım. 401 yıl sonra sihrin yeterse gelirsin öteki kızın için de yaparım. Ama nasıl seçim yapayım şimdi? Hangisini seçeyim ki? Ay, bu çok zor bir şey. Bir dakika. Burada 400 yıldız var. Bir tane eksik. Hayır. 401 yıldız var. Çok eminim. Hayır. 400 tane var. Ay, hem körsünüz hem de benimle iddia ediyorsunuz. Kimse benimle kör diye alay edemez. Ay, affedersiniz. Ederse cezasını veririm. Ne istemiyorsa ona çeviririm. Ay, özür dilerim ama çok eminim 401 yıldız var. Bir daha sayar mısınız? Ben kendimden eminim. Ama sana kanıtlamak için sayacağım. Özür dilerim ama 401. Çilek, Buket, kızım neredesiniz? Toprak, Toprak kızım neredesin? Toprak, Toprak, Toprak. Ay, ne güzel. Çilek, Buket. Neredesiniz? Gelin bakın ne gördüm. Ay, çok güzel. 396, 397, 398, 399, 400. İşte 400 yıldız var. Hayır, bir de bu var. 401. Sen benimle alay mı ediyorsun? O bir broş. Tamam, bu bir broş. Ne yapalım? Aa, broş. Evet, kabul ediyorum. 400 dilek yıldızım var. Ama aramızda anlaşsak da önümüzdeki yıl doğum günümde o tek yıldızı getirsem ne olur? Borç yaz işte, kör cadı. Bana ikinci defa kör dedin. Senin gibi zavallı bir perinin dileğini değil 400, 4000 yıldızı bile yapmam. Ama canını yakar öyle gönderirim. Aynaya baktığın zaman beni hatırlarsın. Bana ne yaptın? Olamaz. Hadi yukarıdaki ufaklıkları al da çek git buradan. Ne? Birazdan gelecek olan iksirli arkadaşlarını da. Ne iksirli arkadaşı? Dudu, olduğun yerde kal. Anne, Perihan. Perihan ya, Perihan. O kör cadıya niçin geldiğini biliyoruz. Hiç kimse, ama hiç kimse bana kör diyemez. Kaçalım! Hadi Buket, koş! Çilek! Çilek!
O neydi be? Bilmiyorum. Topraktım, sen iyi misin kızım? İyiyim de biraz korktum. Çilek, Buket, iyi misiniz? Aa, Beria teyze. Anneanneciğim. Anne. Hepiniz ne yapıyorsunuz burada? Şatoya gidelim. Orada konuşuruz. Hadi Beria. Hadi. Oh, nihayet. Meraktan öldüm. Ne oldu size? Kendi anlatsın. Dudu, bu ne hal? Ne oldu sana? Ay, gençliğim, güzelliğim elden gitti. Cadı hepsini elimden aldı. Üzülme hayatım. Sen olduğun yaşta da güzelsin. Şarap gibi kadınsın. Ay, çok teşekkür ederim. Tek tesellim ne biliyor musun? Gençlik ve güzellik Perihan'a da yar olmadı. Arkadaşına fesatlık etme Dudu. Asıl konuya gel. Orman cadısına niye gittiğini biliyorum. Ay, biri bize de anlatsa da biz de öğrensek nedenmiş. Ay Eda, bunda anlamayacak ne var? Annem cadılara niye gider? Bir düşünsene. Aa, deme, yine mi bizi ayırmak için? Karar veremedim. Bir an boş bulundum. Yoksa ben o 400 dilek yıldızını çoktan 401 diye yuttururdum ya. Sen asıl bundan sonra benim sana neler yutturacağımı düşün canım. Sahi, siz niye geldiniz anne? Doğum günün değil miymiş? Öyle miymiş? Ay pes Dudu, pes! Ay biri bize de anlatsa da burada ne oluyor bilsek. Anneniz dilek yıldızına sahip olmak için zamanı 9 ay ileri almış. Neyse, bunu zamanında fark ettim de evliliklerinize zarar gelmesine mani oldum. Yani anneannem ceza mı alacak? Büyük anneanneniz bu defa bana bırak Perihan dedi. Ben bu Dudu'yu bir türlü adam edemedim. İşi gücü kızlarının aile hayatıyla oynamak. Benimki oynamak değil ki, ben kızlarım kocalarından ayrılsınlar, buraya gelsinler. Hep birlikte maaile yaşayalım istiyorum. Gene maaile yaşayacağız, üzülme kızım. Ben burada hep başında olacağım. Ben maaile derken bunu kastetmedim anne. Ben senin neyi kastettiğini çok iyi biliyorum. Senin aklın başına gelene, kızlarını rahat verene kadar ben burada bu şatada senin başındayım. Şimdi Perihan zamanı 9 ay geriye alacak. Ha, bana bak, senin dünya zamanıyla oynamaya ne hakkın var? Zamanı geriye alınca ne oluyor Çilek? Bütün bu yaşadıklarını unutuyorsun. Hayır, zamanı geriye almayın Perihan teyze, lütfen. Eğer geri gidersek ben Çilek'in peri olduğunu öğrenemem. Lütfen geri al Perihan teyze. Buket Çilek'in peri olduğunu öğrenmese çok daha iyi olur. Bence de. Kesinlikle. Hadi bakalım. O geceye geri gidiyoruz. Zaman geriye aksın. Dikilip duruyorsun. Şimdi Suzan gelecek, hadise çıkacak. Ha, tamam, çıkmasın, hiçbir şey çıkmasın. Ne yapayım merak ediyorum halacık ya. Firuze hala eve dönmedi, merak ediyorum. Sana ne Firuze'den? Ya bana ne, olur mu? Ya periler ona bir şey yaptılarsa? Yam yamma bunlar, yiyecekler mi kadını? Belki yememişlerdir ama sihirlemiş olabilirler. Onun için Firuze eve gelene kadar ve ne olduğunu bulana kadar ben bakmaya devam edeceğim. İsterse Suzan gelsin. Aman, seninle uğraşılmaz. Avni, Suzan geldi. Ay çok korktum halacığım. O kadar korktum ki altıma yattım. Sen beni çocuk mu zannettin halacık? Suzan geldi diye korkutacakmışsın. Korkmadım işte. Vallahi geldi. Gelirse gelsin, bana ne? Avni, Suzan geldi diyorum. Bir şey olmuş karına, dön bir bak. Bak halacık, tamam her şeyi unutuyorsun, onu anladık da. Hayalde mi görmeye başladın halacık? Öyle değil mi Suzan? Ya ondan... Suzan! Aha.
Suzan geldin sessize tansız da bana hiç bağırmadın. Üstüme kuma geldi. Ne? Ben getirmedim. Bak gerçekten ben bir şey yapmadım. Ben yalnızca Firuze'yi merak ettim. Yani periler ona bir şey yaptı mı diye merak ettim o kadar. Evet yapmış. Kim yapmış? Betüş. Tahmin etmeliydim. Ne yapmış? Onu kafede işe almış. Ne? Düşünebiliyor musun abi? Betüş kalktı. Dünyada alandan sonra en anlaşamadığım kadını kafede işe aldı. Gündüzleri beraber çalışacakmışız. Duygularımı anlıyorsun değil mi? İnanamıyorum yani inanamıyorum. Ya bu kadar basit miydi bu iş? Yani ben de sihir mihir bir oldu falan zannettim. Bu kadar basit miydi işe almışmış da ay Allah. Abi. Abi geberteyim seni. Ben burada neler görüyorum. Söylemem gereken bir şey. Aç ben hadi kulaklarını. Gerçeklerle işleş artık. Alana vurma, bana vur. Alana vur. Tamam, bir şey demedik. Merhaba baba. Ah, merhaba oğlum. Kızlar nerede? Odalarında. Ha, ne diyeceğim? Bak, Çilek'le önden siz kafeye gider misiniz? Kafeye mi? Niye? Çünkü Ceren'le baba kız özel şeyler konuşacağız. Senin için zor bir konuşma olacak gibi. Evet öyle. Bak şimdi senden bir süre Ceren'e karşı anlayışlı davranmanı rica ediyorum tamam mı? Yani o kendine gelene kadar iyi bir abi ol. Oldu ya, mu? Baba ne oluyor? Kerem taşınıyor. Eyvah. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba baba. Canım. Sen kimi arıyorsun ya? Kerem'i ama ulaşamıyorum. Bugün okula da gelmedi. Evlerinde de kimse yok. Çok merak ettim. Tamam. Yavrum abin seni salonda bekliyor tamam mı? Kafeye gideceksiniz. Hadi bakalım. Hı? Hı deme. Hadi o sana anlatır. Kapıyı peki. Kapatmayı unutma. Oldu. Evet. Hadi kapat şimdi telefonu. Şurada oturup konuşalım seninle biraz. Hadi bakalım. Bak yavrum. Bazen sevdiklerimiz çok uzaklara gidebilirler. Ama biz onları gerçekten seviyorsak araya giren kilometrelerin hiçbir önemi kalmaz. Kerem bir yere mi gidiyor? Hatırlar mısın sana küçükken okuduğum bir masalda gerçek sevgi... Zamana ve mesafelere yenilmeyen sevgi. Öyle diyordu. Baba ya masalları sevmiyorum. Pukacı annemin kafesi en üzünlü gününü yaşadı. Abimle ben kafeye önden gittik. Diğerleri daha sonra geldi ama herkes oradaydı, Kerem de. Ablam gelmeden önce hepimiz oturup konuştuk. Kerem'e onu ne kadar sevdiğimizi, ne kadar özleyeceğimizi anlattık. Sonra babamla ablam geldiler. Ablam çok kötü görünüyordu. Kerem de ablamı görünce bir tuhaf oldu. Birbirlerine sarıldılar. Bence herkesin hayatı boyunca göreceği en güzel aşk sahnesiydi. Ben de seni özleyeceğim. Ne zaman ihtiyacın olursa hep yanında olacağım. Ben de söz veriyorum. Bakın çocuklar, ben artık hep buradayım. Ceren ne zaman isterse onu alır, senin yanına getiririm. Abim beklenmedik bir şey yaptı. Büyük anneanneme ben de götürürüm dedi. Bundan sonra üzülmeni istemiyorum Ceren. Artık sana iyi bir abi olmaya çalışacağım. Ama babam böyle tembihlediği için değil, ben böyle istediğim için. Ablam abimin sözleri üzerine çok duygulandı. Annem bir hüzünlü havayı dağıtmak için herkese pasta vermeyi teklif etti. Evet çocuklar, isteği olmayan var mı?
gelebilirsin. Gece boyu ablam Kerem'den gözlerini hiç ayıramadı.